Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çemberde açı konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Toplamda 4 video olacak ve öyle böyle işlemeyeceğiz. Yani her tarz soruyla ve çok güzel sorularla açık hiçbir kapı bırakmayacak şekilde bu konuyu çok güzel bir şekilde halledeceğiz ve sizler de çemberde açıda da yine mükemmel bir noktaya geleceksiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açıya başlamadan önce daha önce ne işlemiştik? Çemberin temel elemanlarından bahsetmiştik size. Orada anahtar kelimeler önemliydi. Merkez diye çektik. İşte merkez giriş çektik. Bir de en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekti. Çok zevkliydi. Ve oradaki söylemlerimiz hala da burada geçerli. Bir ek çizim çizeceksen en güzel ek çizim nedir? Yarı çap. Yine oradaki anahtar kelimeler varsa burada da yine kullanacaksın. Çemberde açı konusunda özelliklerimiz var. Tanımlarımız, teoremlerimiz var ve kurallarımız var. Normalde baktığınız zaman çember konusunun içerisinde en fazla özelliğe sahip olan konu bu. Ama nedense öğrenciler en iyi bir şekilde çemberde açı konusunu yapabiliyor. Aslında bana göre çemberin temel elemanları artı, teğet, artı, daire alan konusu böyle ufak bilgilerle çok rahat bir şekilde yapılabiliyor ya. Daha zevkli geliyor. Çemberde açı da tabii ki zevkli de. Hani kurallar kuralcı zihniyetli olduğu için ne bileyim böyle öbür kısımlar daha çok hoşuma gidiyor tabii ki bu kısım da hoşuma gidiyor ama e, sen de büyük ihtimalle bu kısmı çok iyi bir şekilde yapacaksın ama diğer kısımları da dediğim gibi unutma ne anahtar kelimeler ve en güzel ek çizim yarı çap yine çemberde açıda kullanacağımız yöntem ve teknikler hadi bakalım şu tanımlarla başlayalım öncelikle olarak merkez açı merkez açı dediğimiz nedir çemberin merkezinden çıkan açıya merkez açı deriz ve bu tanımlarda açı ve gördüğü yay bizim için önemlidir açı ve gördüğü yay aynıdır merkez açıda. Merkez açımız alfa ise gördüğü yay da alfa. Çemberin ölçüsünün de 360 derece olduğunun farkındasın herhalde değil mi? Evet açımız alfa ise gördüğü yay da alfa tanımız tanım, tanımımız bu. E, merkez açı gördüğü yaya eşittir demişiz. Zaten bunu da anlattık. Hadi bakalım hemen örneğimize. Ne diyor örnekte? Alfa verilmiş, x verilmiş ve bc yayı verilmiş bize. bc yayın ne vermiş? 30 eksi beta vermiş. ab yayında şuradaki yayı da 3 alfa artı 3 beta olarak verilmiş. Buna göre diyor A, o, B, x kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş açı ve gördüğü yay birbirinin tıpkısının aynısıydı. Alfayken buranın da alfa olması lazım. Yani buradan alfa eşittir. 30 eksi beta değil mi? Eksi beta at öbür tarafa. Alfa artı beta eşittir 30 yaptı. Aa, burada 3 alfa artı 3 beta var. 3 alfa artı 3 beta neye eşit olacaktır? 3 parantezini alsan alfa artı beta yapıyor ya. Buradaki açıda 30 derece olduğundan 3 ile 30'un çarpımı kaç yaptı? 90. Yani şurası 90 yaptı. Açı ve gördüğü yay aynı olmak zorunda. E burası 90 ise x de ne yapar? 90 yapar. Ve böylelikle x'i 90 derece olarak buluruz. Evet örnek bir 90 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Evet şimdi bir şeyler verilmiş. Burada OC ile CD birbirine eşitlenmiş. Şu, şu ve şu. Bak alakası yerde eşitlik var. Şimdi burada bir 40 var. Kullanamıyoruz. E ne yapacağız? En etkili silahımızı bir kere kullanacağız. Şu eşitliği kullanabilmek için. En etkili silah neydi? Yarı çap. E al sana yarı çap. Merkeze koy. Hop yarı çapı çizdin. Yarı çap çizmeyle kalma ama. Bu yarı çap uzunluğu çift çizgi Hocam burası da çift çizgi. Aa ne çıktı burada? Eşkenar. 60, 60 ve 60 oldu burası. Hocam bu da yarı çap. Bak burada da ikizkenar kenar çıktı. Burası da 40 oldu. 40, 40, 80 ise buraya ne kaldı? 100 kaldı. Benden ADC yayı isteniyor. ADC. Şuradaki yay isteniyor. Merkez açıdan 100 ise gördüğü yay 100'dür. 60 ise gördüğü yay 60'tır. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 160 yaptı. Yani bizden de ADC yayı isteniyor. Cevabımız o zaman 160 derece oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde o merkez çemberde ACB yayı. Şuradaki yayın ölçüsü 120 derece verilmiş. AB uzunluğu da 4 köküç verilmiş. Hocam 120 ise merkez açıdan dolayı burası da 120 değil midir? Evet. E bu da yarıçap, bu da yarıçap. E ne çıktı burada? 120 ise. Bunlar da 30-30 oldu. 30-30, 120 üçgen çıktı ve çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. Bu 30-30, 120'nin özelliği neydi? Burası R'ye, burası iken burası R'ye köküç olmalı. Yani kök köküç eşittir, 4 köküç ise R'yi buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. Örnek 3. 4 oldu. Geldik örnek 4'e. 6, 8, 10 ve 12 yaşlarındaki 4 kardeş aşağıdaki gibi bir pizzayı merkez açıları yaşları ile orantılı olacak biçimde 4 dilime ayırmıştır. Bak 4 bir dilime ayırmış. Yaşlarıyla doğru orantılı diyor bize. 6'daki 6 alfalık aldıysa ondan sonra 8'deki 8 alfalık almıştır. 10'daki 10 alfalık almıştır. Ve 12'deki de 12 alfalık almıştır. Buna göre yaşı 8 olan yani 8 alfalık kısım isteniyor. Kardeş buradan sonrasında ölçülerden de gidebilirsin. Ya da bunun ölçüsü zaten böyle 360 derece değil mi? Evet. Yani bakalım şuraya toplayalım bunları. 12, 8 daha 20. 30 36 36 alfa eşittir 360 ise alfayı böylelikle ne buluruz 10 olarak buluruz yaşı 8 olan kardeşim payına düşen dilimin merkez açısı soruluyor bize 8 alfa soruluyor alfa yerine 10 yazarsam cevap ne çıkacaktır 80 çıkacaktır örnek 4 80 oldu geldik örnek 5'e evet yukarıdaki şekil 1'de verilen o merkezi çemberde ab yayının orta noktası k'dır Taralı kısım abi boyunca katlandığında k noktası şekilliklik gibi o noktasıyla çakışıyor. Hop şöyle. Katlamalara artık alıştık büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz? Eski haline geri açıyoruz. Hemen açtık eski haline geri. Şöyle. Tamam. Burası alfaysa gördüğü yay. Burası da ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Hatta buradaki nokta nereye geliyormuş? K noktası buraya geliyormuş. Bu nokta buraya gelecek. Hatta şunlar da birbirine eşit. Alfa bölü 2, alfa bölü 2 diyebiliriz. Buna göre diyor alfa kaç derecedir diye soruluyor. Aa çıkmadı burada. Katlamayı da açtık olmadı. Aslında katlama dediğimiz nedir arkadaşlar? Bazen bu tekniği de uyguluyoruz. Katlama dediğimiz şu doğruya göre simetriğini almaktır aslında. Bir de şunu da kullanacağım ben. Buradaki K noktası hop buraya geliyor değil mi? Evet K noktası buraya geliyor. Hani katlanırken katlama çizgisi de bu izlediği yol bu olmayacak mı? Evet. Yani K noktası naviye göre simetriği bu oluyor. Bu ne demek? Bu demek hocam bu noktanın bu doğruya göre simetriğini aldığın zaman dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak anlamına gelmiyor mu? Geliyor. E hocam ne oldu burada? Bak dikkat et. iki tane çift çizgi iki tane çizgi yarı çapa eşit. Yarı çapın ne kadar önemli olduğunu unutma. Tanımda zaten yarı çap var. Çemberin tanımı neydi? E, çembere ya, sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeriydi. Ne orada? Yarı çaptan bahsediyor. O zaman yarı çapa dikkat edeceksin. Aa hocam burası K. Burası da K. Yarı çap uzunluğu 2K. Hocam burası da 2K. Burası da 2K. Bak yarı çap. Aa burası 90 derece. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un hocam 30 60 93 kendi biliyoruz değil mi? E 30 90'sa burası 60 mı olur? Evet. Aynı zamanda yine burası 90'ın karşısı 2 kaysa 30'un karşısı 30 k'dır. 30. 30 90'sa burası da 60 yaptı. E o zaman alfa neye eşit oldu? 60 burada 60 burada. 60 artı 60'tan 120 dereceye eşit oldu. Ya da 60 60 120 burası da 120 diyebiliriz. Cevap böylelikle örnek 5'te 120 çıktı. Geldik örnek 6'ya diyeceğim ama çevre açı. Şimdi çevre açı tanımındayız kardeşim. Merkez açı açı ve gördüğü yay. Bizim için en önemlisi oydu zaten. Çevre açı da, da öyle. Açı ve gördüğü yay. Çevre açı. Çemberin çevresinden çıkan açıya çevre açı diyoruz. Açı ve gördüğü yay da alfa açı. Gördüğü yay da 2 alfa oluyor. Ya da çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir diyebiliriz. Evet merkez açı alfa iken alfaydı. Çevre açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Açı ve gördüğü yay bizim için önemli bu tanımlarda. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Alfa heykel 2 alfa. Tamam öğrendik. Evet çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Bunu da söyledik. Geldik sorusuna. Hocam ne var burada? 40 derece var. 40 ise gördüğü yay 80. Hocam burada da 20 var. Bak soru da sakın ola sakın. Soru ne kadar karışık olursa olsun. Karışıklığa dikkat etmiyorsunuz. Neye dikkat ediyorsunuz? Açı ve gördüğü yay ilişkisine bakıyorsunuz. Karışıklık önemli değil. Hocam burası 40 ise gördüğü yay 80. Aa, burada da bir çevre açı var. 20 ise gördüğü yay nedir? Hocam 40'tır. E hocam burada kaçı? Beni ilgilendirmiyor. Bu merkez da değil çevre açıda değil. Beni ilgilendirmiyor. Boş ver onu. Sonra senden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfa nereye görüyor? Hop şuraya görüyor. E burada kaçı da? 80 artı 40'tan 120 değil mi? Evet. E burası alfayken buranın aslında 2 alfa yapması lazımdı. 2 alfa 120 ise alfa da böylelikle ne çıkar? 60 çıkar. Örnek 6. 60 oldu. Geldik örnek 7'ye. A, çevre açı var burada. Çevre açı ise hemen gördüğü yay 120. Hocam merkez açı açı ve gördüğü yay birbirinin tıpkısının aynısıydı. O zaman burası da 120 çıktı. Alfayı böylelikle ne bulduk? 120 bulduk. Evet. aynı Aynayı gören merkez açı ve çevre açının iki katına eşittir. Aynı yayı gören merkez açı çevre açının iki katına eşittir. Bu bir kural ama yukarıdaki kural biz bunu kuraldan mı yaptık? Hayır. Tanımdan yaptık. Bazı kuralları es geçebilirsiniz arkadaşlar. Yazıyoruz. Evet okulda da yazılıyordur büyük ihtimalle ama bu kuralları bilmek zorunda değilsiniz. Bilin dediğim yerleri bilmeniz çok önemli. Bu zamana kadar. Bir merkez açı, iki çevre açı. Bunları bilmen lazım. Başka da bir şey bilme. Tamam. Bunu da unutma. Evet. Geldik şuraya. Şeker, şekildeki çemberde 65 derece alfa kaç derecedir diye soruluyor. Bak 65 var burada. Hocam 65 ise gördüğü yay nedir? çevre açıdan dolayı 65'in 2 katı. 65'in 2 katı. Yani 130 yaptı. Aa, takıldık kaldık. Takıldığımız zaman. Hocam burada bir alfa var. Burası ne çevre açı ne merkez açı. Bir şey yapmamız lazım. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam ben bunu böyle uzatsam. Ya uzatmaları boş ver. Çemberde sen burada takıldın mı takıldın. Ek çizim çizme hissiyatı oluştu mu içinde? Oluştu. E o zaman en güzel ek çizim neydi? Evet. Evet. En güzel ek çizim Yarı çap çiz yarı çapını kurtul kardeşim hocam buraya da çizebilirim şuraya da çizebilirim alfa isteniyor alfaya işlem yapayım şuraya çizeyim bu da yarı çap bu da yarı çap Aa, bir de ne oluştu burada bir merkez açı oluştu 130 sa gördüğü yay 130 sa merkez açımız 130'dur. X e, kenarlık var burada 180'den 130 çıkart ya da burası alfaya 2 alfa artı 130 eşittir 180 de sonuca buradan ulaş. 2 alfa eşittir 50 çıkar. Alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Cevap 25. Geldik örnek 9'a. Bak kardeşim. Öncelikle şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi 30 sa şunu söyleyeceğiz bir kere. 30 sa gördüğü yay nedir? 30 sa hocam gördüğü yay merkez açıdan dolayı 60'tır. Hocam alfa ise hop tamam 2 alfa diyebiliriz. Ama bir dur. Şurada bir çap var. Arkadaşlar çemberin ölçüsü kaç derece? Hocam çemberin ölçüsü 360 derece. Bir çemberin ölçüsü 360 derece ise merkezde burasıysa merkezden geçen herhangi bir çap çizdiğin zaman sen bu çapı çizdiğin zaman iki eşit yarıya ayırır mı? Ayırır. Bunlar ne olur? 180 180 olur. Ha sen çemberi böyle de bölsen bak illa çap bu şekilde olmak zorunda değil. Şu şekilde de bölsen bak bu da iki eşit yarıya, yarıya ayırıyor. Bu da 180 180 demek değil midir? Evet. Aa hocam bu çap ya o zaman burası nedir? 180'dir. Alfaya bak şimdi. Alfa da bu yayı görüyor. Yani 180 artı kaç? 60. Daha farklı yolla yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Şimdi not söyleyeceğim. Ondan sonra oradan yapacağız arkadaşlar. Burası 240 yaptı. 240'ı görüyor alfa. Alfa da kaç yapar o zaman? 120 derece yapar. Şimdi aşağıda bir özellik demişiz. İşte özelliklere başlıyoruz arkadaşlar. Özellik ama aklınızda kalacak özellik. Ve bu arada bunu başka bir teknikle de yapabiliriz. Hızlı bir şekilde göstereyim bunu. Hocam şunu şöyle çizersem çapı gören çevre açı 90 derece deyip 30-90 ise 60 deyip e, burası 60 ise burada da bir dörtgen oluştu. Kirişler dörtgeni 120 diyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bu tür soruları daha hızlı ve daha seri bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bu da kolay. Burası 180 burası 60 alfada çevre açı 240 çıktı deyip sonuca yine rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Evet gençler cevabımız 240 oldu. Özelliklere başlayalım şöyle. 4 tane birden özellik var galiba. Evet 4 tane birden özellik aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Ben bunu tamam bu önemli ama bunu öyle çok fazla kafanıza takmanızı istemiyorum. Çünkü sen olayın mantığını kavradıysan bunu zaten soru içerisinde kendin fark edeceksin. Mesela şurası alfaysa bak burası alfaysa açı ve gördüğü yay bizim için önemliydi. Şuradaki açı falan önemli değil. Merkez açı değil ki burası değil mi? E hocam burası alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Aa burada da bir çevre açı var. 2 alfayı görüyor. Burası da alfa olur. Bak Aynı yayı gören alfaya alfa çevre açılar eşit. Ya da şuradaki açı bak bu yayı da gören çevre açılar var böyle. Ama kafana takma. Çünkü sen buraya bir beta dersen beta ise 2 beta dersin. A hocam burada çevre açı var. 2 beta'yı görüyor. Burayı da direkt beta olarak söyleyebilirsin zaten. Buradaki özelliği kafaya takmaya gerek var mı? Cık, yok. Kendin tanımları iyi bir şekilde öğrendiysen açı ve yay ilişkisi benim için daha önemli diyorsan eğer bunu kafana takma kardeşim. Tamam. Bunu geç. Gelelim diğer özelliğe. Diğer özellik. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Evet. Bunu kısmen kullanıyoruz arkadaşlar. Genelde de öğrenciler biliyor. Bilseniz iyi olur. Bilmeseniz de yaparsınız. Niye? Hocam çapı gören çevre açı 90. Çünkü şu çap ya. Şu 180 derece değil mi? Hani iki eşit yarıya ayırır demiştik. Evet. A çevre açı. 180'i görüyor. Burası da 90'dır. He çok karışık da olsa. Şöyle bir açı da olsa bak. Şöyle bir açı da olsa. Yine aynı şekilde 180'i görüyor. Burası da 90'dır. Yani çapı görmesi demek 180'i görüyor olması demek çevre açıda o da nedir? 90 derecedir diyebiliriz. Hatta aşağıdaki şuradaki açı da yine aynı şekilde. Bak buradaki açı da yine aynı şekilde. Hocam çapı görüyor yani 180'i görüyor. Yani burası 90 derecedir diyebiliriz. Bunu bilsen iyi olur. Sorularda bize pratiklik sağlayabiliyor. Geldik şuraya. Paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri eşittir. Evet bu ispatını yapacağım. Aklında kalsın diye. Bunu da bilmeni tavsiye ediyorum. İki paralel kiriş arasında kalan yaylar eşit. Bak paralel kirişlerin ayırdıkları yaylar değil. Paralel kirişlerin arasında kalan yaylar birbirine eşit. Sebep. Çok basit kardeşim. Şu açı çevre açığı oluşturacak olursan eğer. Hocam burası alfaysa burası ne olur? 2 alfa olur. A bunlar paralel ya. Z'den dolayı burası da alfadır. Alfa ise gördüğü yay burası da iki alfa. Gerçekten de iki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bunu bil. Önemli. Sonra şuraya geldik. Eşit kirişlerin çemberde ayırdığı yaylar birbirine eşittir. Bunun da ispatını yapacağım. Eşit kiriş bu yayı ayırmışsa bu eşit kiriş de bu yayı ayırmıştır. Nereden geliyor? Hocam bak ispata bak şimdi bak ispata. Şu çemberin merkezi olsun. Çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmekte. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Üçgen oluşturdum. E burada da al sana yarıçap, al sana yarıçap. Üçgen oluşturdum. Dikkat et. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ve şimdi şu üçgene bak. Hocam çizgi çizgi çift çizgilik bir üçgen. Bu da çizgi çizgi çift çizgilik bir üçgen. Ne oldu burada? Hocam kenar kenar kenardan iki üçgen mi mi oldu? Evet. Çift çizgiyi gören açı alfaysa çift çizgiyi gören burada da alfadır? Merkez açımız alfaysa gördüğü yay da alfadır. Merkez açımız alfa alfaysa gördüğü yay da alfadır. İspat yöntemi bizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden sen şunu bil. E, çemberlerde eşit girişlerin ayırdıkları yaylar ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyor. Hatta eş çemberlerde de aynı şeyi söyleyebiliriz biz. Eş çemberlerde de. Mesela şu çember ile şu çember birbirine eş şöyle bir kiriş var. Burada da böyle bir kiriş var. Bu kirişler birbirine eşitse buradaki yayların ölçüleri de yine aynı şekilde nedir? Birbirine eşittir. Bak buradan dolayı daha uç noktalara gideyim. Daha uç noktalara. Daha depeye gideyim. Şimdi belki soruda bir karşılaşırsın. Sonrasında bir Allah razı olsun dersin. Mesela bak şimdi bak 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 dikkat izle beni. Şöyle bir çember var. Şöyle de bir çember var. Eğer bu iki çember eşitse. Bu iki çember eşitse. Buradaki yayların ölçüleri birbirine eşittir kardeşim. Niye? Çünkü sen bunu böyle çizdiğin zaman bu kiriş. Hocam bak ayrı ayrı düşün şimdi bu iki çemberi. Bir böyle bir çember var elimde. Bir de böyle bir çember var ayrı ayrı. Şu kiriş her ikisinde de aynı kiriş değil mi? A birim uzunluğundaki kiriş değil mi? Evet. Hocam şuradaki kiriş A birim ki uzunluğundaki kiriş. Buradaki kiriş de A birim uzunluğundaki kiriş. A birim ki uzunluğundaki kiriş. O zaman burası eş çemberdi ya bunlar buradaki yayımız alfaysa buradaki yayımız da alfa olmak zorunda değil mi? Çünkü eş çemberlerde eşit girişlerin ayıtları yaylar birbirine eşittir. Ne çıktı burada? Çok güzel bir şey çıktı. Hocam iki çember eş iki çember kesişiyorsa buradaki yaylar birbirine eşit. Hatta buradaki yayla da şuradaki yay da birbirine eşit oluyor. Bununla ilgili şimdi aklıma geldi. Çok güzel bir soru patlatabilirim. Bak şimdi şuraya bak dikkat et. Bu özel noktalar arkadaşlar özel durum. Şimdi daire şeklindeki bir karton eş iki karton Üst üste konuluyor. Şöyle üst üste konuluyor. Daire şeklinde olsun tamam mı? Daire şeklindeki eş iki artan üst üste konuluyor. İşte şuradaki bir hilal kesilip bir hilal oluşturuluyor. Şurası. Bu hilalin ölçüleri toplamı nedir diye sorulsun. Alfa artı beta nedir diye sorulsun. Nedir? Çok güzel bir soru ya bu. Bunlar eş çemberlerse arkadaşım şuradaki kiriş bak şimdi bak 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 bu kiriş her ikisinde de eşit ya bu kirişin ayırdığı bu yayla bu kirişin ayırdığı bu yay birbirinin tıpkısının aynısıdır. Alfa ise o zaman burası da alfadır. Benden alfa artı beta isteniyor. Bak alfa burası beta burası. Alfa artı beta neye eşit oldu? 360 eşit oldu mu? Oldu. Gördünüz mü? Böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz. ÖSYM bunu sorar mı? Kesinlikle sorar. Bir de sizi farkındaysanız sadece kural ezberletmeye değil sizi yavaş yavaş yeni nesle de alıştırıyorum aslında. Böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz kardeşim. Ha biz bunlara hakimiz. Niye? Aynı zamanda bir soru yazarı olduğumuz için buradaki sorular da bizim için önemli. Kafadan sorularla da böyle ha, hani tamam buradaki soruları da biz yazdık biz derledik ama eksik olan yerleri de bazen konu anlatımı içerisine yazamıyoruz. Merak edenlere de meraklısına geometri diyelim. Böyle şeylerle de yine karşınıza geleceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım örnek ona gelelim. Şimdi Önce gelmeden önce şunları tekrar edelim. Aynı yere gören çevre açılar birbirine eşit. Takma kafana. Neyi bileceksin? Çapı gören çevre açı 90 derece. Bil. Paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşit. Bil. Eşit kirişlerin çemberde ayırdığı yaylar birbirine eşit. Bunu da bil. Bu üç tanesi önemli diyebiliriz. Evet geldik şuraya. Hocam bu bir çap. A çap 180-180 ayırıyor dememize gerek yok. Çapı gören çevre açı var burada. 90 derece değil mi? Evet. Bak çapı görüyor buradası. 90 derece. E 40 90 sabırası kaç yaptı? 50 yaptı. Hocam aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit. Alfa da 50 diyebilirsin. Ya da 50'yi buldun ya 50 ise gördüğü ya 100. 100 ise çevre açı var burada. Buradaki açımızda kaç yapar? 50 yapar. Alfayı böylelikle 50 derece olarak buluruz. Örnek 10 50 çıktı. Geldik örnek 11'e. Oo ne katmış buraya? P, Q, R bilmem ne. Bakalım. 9. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. P demiş paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşittir. Şöyle paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşit miydi? Evet birinci doğru mu? Doğru. Yani P ne eşit oldu? Doğru olduğu için 1'e. Doğruya 1 yanlışa 0 diyorduk değil mi? Q'ya bakalım. Teğet kiriş açı gördüğü yaya eşittir. Ay bu yanlış arkadaşlar. Çünkü niye? Daha biz bunu görmedik. Teğet kiriş açıyı biraz sonra göreceğiz. Ama ben şimdiden söyleyeyim size. Teğet giriş açı çevre açı muamelesi yapacaksınız. Gördüğü yaya eşit değildir. Bu yanlış. Yani Q'ya biz ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Özür dilerim bu soruyu sonraki sorularda teğet giriş açıdan sonra yazmak yazmalıydım. Kusura bakmayın bazen böyle hatalar oluyor. Ama bu yanlış. Yanlış olduğunu bir sonraki videoda anlayacaksınız. Çapı gören çevre açı 180 derecedir demiş. Doğru mu? Yanlış. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. R'de N'ye denk oldu arkadaşım? Sıfıra denk oldu. Bizden şu isteniyor. Hadi bakalım. P dediğimiz 1. 1 veya sonra parantez içinde Q'nun değili. Q'nun değili 1 ve R. R dediğimiz 0. Ve çarpma gibiydi. 1 kere 0. Bu ne yapıyor? 0 yapıyor. O zaman bu neye denk olacak? 1 veya 0'a denk oldu. Bu da neye denktir arkadaşım? 1 veya pozitif düşünme. 1 veya 0 direkt neye denktir ya da 1'e denktir. Bunun doğruluk değeri neymiş arkadaşım? 1 çıktı. Evet örnek 11. Yani 9. sınıfta da atıfta bulunduk burada. Bunu da hatırlayalım. Geldik 12'ye. Hakan öğretmen geometri dersinde aşağıdaki etkinliği yapmıştır. O merkezi çember çiziniz. Bu sözel sorulardan nedense korkuyoruz. Korkmayın ya. Normal bildiğiniz sorulardan daha kolay. Gerçekten daha kolay. Adam ne diyorsa onu yap. O merkezli bir çember çiziniz diyor. Çiz kardeşim çemberi şöyle o merkezli bir çemberi. Çizdik mi? Çizdik. Şöyle bir çember çizdik. Çember üzerinde bir A noktası işaretle. Tamam işaretledim A noktasını. İşaretleyip uzunlukları eşit AB ve AC kirişlerini çiziniz. AB ve uzunlukları eşit AC kirişlerini çiziniz. Tamam onu da çizdik. Şöyle. AB yayının ölçüsü 100'müş. Şu AB yayının ölçüsü 100'müş. Uzunlukları eşit ya bunların böyle böyle. E, AB yayın ölçüsü 100 olarak belirleyiniz. Buna göre öğrencilerin yaptığı açı da BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şu kirişler eşitse ayırdıkları yaylar eşit midir? Evet. E, hocam burası da 100 o zaman. E 100, 100, 200. Buraya ne kaldı o zaman hocam? 360'a tamamlayanı 160 kaldı. E burada da bir çevre açı var. E o zaman burası da kaç yapar? 80 yapar. Yani sorunun doğru cevabını ne bulduk? 80 bulduk. Örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Evet şekilde verilen çemberde AB ile CD birbirine paralel. Şu paralelliği göz önünde bulunduralım. Bunun paralel olması ne anlama geliyor? Hocam yayların birbirine eşit olması ya da Z'den dolayı burası da 15 dersin. 15 ise gördüğü yay 30, 15 ise gördüğü yay 30 diyebilirdin. Ya da 15 ise 30 burası. Hocam paralel olduğu için 30 ise burası da 30 diyebilirdik. Şimdi 15 vermiş. AFB. Neresi AFB? Şu yay AFB artı CED isteniyor bizden. Yani şuraya ben bir alfa dersem buraya bir beta dersem alfa artı beta isteniyor. Arkadaş alfa burası beta burası 30 burası 30 burası. Hepsi çemberin tam ölçüsünü vermiyor mu bize? Evet alfa artı beta artı 30 artı 30 eşittir 360 olduğundan alfa artı beta böylelikle ne gelir? 300 derece gelir. Zaten benden de alfa artı beta isteniyordu. Çünkü AFB şu alfa artı D, de CE'de, şu beta isteniyordu. Cevap böylelikle ne çıktı? 300 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne var burada? Yine ne verilmiş? Paralellik verilmiş. Arkadaş şunlar birbirine paralel verilmiş. Paralel kirişler arasında kalan yaylar birbirine eşit. Bu arada yarım çember verilmişse daha önceki videolarda da söyledim. Ya da çeyrek çember verilmişse yarım çember bizim için yeterli. Ya da çeyrek çember bizim için yeterli. Çemberi tamamlamamıza gerek yok. Şimdi ne verilmiş başka? 20 verilmiş burada. Hmm. Burası 20 ise gördüğü yay ne yapar? 40 yapar. E hocam burası 40 ise burası da 40 mıdır? Evet. E şimdi ne yapacağız hocam? Bazı arkadaşlar şöyle yapıp hocam alfa 40 artı 180'i görüyor. Yani 220'yi görüyor. O zaman alfa 110 diyebilir. Alfayı 110 bulabilir. Bazı arkadaşlar buradan yapar. Tamamlamaya gerek yok. Tamamlayınca da çıkıyor ama bazı arkadaşlar da şurada çap var mı? Var. E çap varsa aklına şey gelebilir. Hop çapı gören çevre açı 90 derece gelebilir. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. E şuradaki açı da 40'ı görüyor. Hocam burası 40'sa buradaki açımız ne yapar? Çevre açıdan dolayı 20 yapar. Alfa'da neye eşit oldu o zaman? 90 burası 20 burası. 90 artı 20'den 110'a eşit olur diyebiliriz arkadaşlar. Evet cevap böylelikle iki farklı şekilde buldum. istediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Size kalmış. 110 çıktı. Geldik buraya. Aslında aynı sorunun laciverti. 20 ise burası nedir? 40'tır. Sen bunu tamamlayıp hocam 180 burası alfa da 180 artı 40 görüyor. Aynı soru aslında şöyle baktığın zaman 220'yi görüyor alfa 110 diyebilirsin ya da burası 40 değil mi? Şurada bir çap var. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hop şöyle çapı gören çevre açı 90 derece hocam. E burası 40 saat burada da bir çevre açı oluştu. Burası da 120 derece oldu. Değil mi? 40 sa 20. E alfaya bak bakayım. Alfa da 90 artı 20'den 110 dereceye eşit oldu gençler. Böylelikle merkez açı ve çevre açıyı hallettik mi? Hallettik. Devamı bizi biraz yorar mı? Yorar. O zaman ne yapalım? Bundan sonrasını yani teğet kiriş açıyı bir sonraki videoya bırakalım. O da ikinci video olsun. Zaten toplamda 4 videoyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Bundan sonraki videoda teğet kiriş açıdan bahsedeceğim. Sonra sanırım Başka neden bahsedeceğim? İç açı ve dış açıdan da bahsedeceğim galiba. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.